çiftleşme ve üreme belirtileri göstermeyen kuşları daha istekli hale getirmek için çeşitli yöntemler denemek mümkündür. Uygulanabilecek yöntemler bazı çiftlerde işe yarayabilir, bazılarında ise yaramaz. Örneğin yem karışımına nijer gibi kızıştırıcı tohumlar ekleyebilirsiniz. Bu standart olan bir sistemdir. Çok az miktarda bal verebilirsiniz. Salmalarda dinlendirme yoluna gidebilirsiniz. Ve salmalarda dişili erkekli ayırabilir ya da dişi ve erkeği ayrı ayrı salmalarda dinlendirebilirsiniz. Eğer salma yoksa, evinizde iki kafes varsa bu da olabilir. Şimdi üreticiler her iki durumda da başarı elde ettiklerini belirtmektedir. Çünkü kuşların karakterleri farklıdır. Her kuş aynı şekilde davranmaz. Ben dişi ve erkekleri ayrı ayrı salmalara koyuyorum. Bu sayede gayet başarılı verim elde ediyorum. Kuşlarının anlaştıkları halde çiftleşmemesinin sebebi %90 sahibinin onlara uyguladığı bakımla alakalıdır. Yani burada biraz da bakım koşullarını gözden geçirmeniz gerekmekte. Özellikle bu kanalımızda daha üretimcilerden çok evde tek kafeste, iki kafeste kuş bakan arkadaşlarımız, kuşseverler bulunmakta. Ve genelde de televizyon yanına, işte salonda bu kuşları tutuyorlar. Tabii şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi normalde muhabbet kuşunun günde 10-12 saat kadar bir uyuması gerekmekte, geceyi geçirmesi gerekmekte. Ve sessiz bir ortamda olması lazım. Muhabbet kuşumuz, hani tek olanlar için söylemiyorum, özellikle çift ve üreme konusunda verim almak istediklerinizden bahsediyorum. Şimdi ne oluyor, adam gece saat 12-1'e kadar televizyon seyrediyor, oturuyor, kuş televizyonun biraz yakınında bir sehpanın üzerinde, ışık açık, sürekli bir ışık açıklığı, sürekli bir ses gürültü. Ne oluyor? Muhabbet kuşu strese giriyor. Muhabbet kuşu istediği uykuyu, istediği bakımı alamadığı için sana da bir verim vermiyor. Sonrasında soruyorlar, ya muhabbet kuşum işte çiftleşmiyor. Ben de bir yıldır şu bende, iki yıldır bende. İşte bunun bazı nedenleri var. Bunların bir tanesi bu. İkincisi yem konusu. Tek düze yem vermemek lazım. Karışık tohumlar vermek lazım. Arada mama vermek gerekiyor. Kalsiyum vermek lazım. Kalsiyum tableti, kalsiyum sağlayacak kalamar kemiği vermek gerekmekte. Bunlarla beraber muhabbet kuşunuz yumurtlayacaktır. Yani yumurtlamaması gibi bir durum söz konusu değildir. Kuş ya ortamı sevmemiştir, ya bakımı iyi değildir, ya da yem mama konusunda sıkıntısı vardır. Yani ihtiyaçlarını, vitamini, mineralini, kalsiyumunu karşılayamıyordur. Öncelikle bunlara değinmek lazım, bakmak gerekiyor, bunları iyileştirmek lazım. Nasıl biz insanlar duygusal olarak ilgisizlikte bir sıkıntı hissediyorsak, muhabbet kuşlarımız da yine ilgisizlik durumlarında yine olumsuz etkilenecektir. Bu koşulları sağladıktan sonra birkaç taktik olabilir. Mesela ne yapabiliriz? Ayırma sistemi var. Yine kanalımız içerisinde bir video mevcut. Buradan yine destek alabilirsiniz. Kuşlarımızı ayrı ayrı kafeslere koyup kızgınlaştırmak üzerine bir sistem uyguluyorsunuz ve 10 gün sonra tekrar birleştiriyorsunuz. Tabii bu üretim konusu biraz da nasıl diyeyim size, sabır işidir. Hemen aldığınız bir ayda, iki ayda olacak işler değildir. Kuşun ortama alışması, eşine alışması, bunlar hepsi bir faktördür. Zaten sizden gelen yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden yazın. Destek olmaya çalışırım.